Değerli izleyenler, kanalımıza hoş geldiniz. Koronavirüs döneminde artan hayat pahalılığı karşısında ezilen emekliler için en az 1000 lira koronavirüs tazminatı talep edildi. Emeklilere 1000 lira salgın desteği için çok önemli adım atıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle yoksulluğu daha da artan kesimler arasında yer alan emeklilerden koronavirüs tazminatı talebi geldi. Emekli dernekleri ve emekli sendikaları emeklilere pandemi sürecinde her ay 1000 lira ile 2000 lira arasında virüs tazminatı ödenmesini istedi. Emeklinin içinde bulunduğu sorunları anlatan Disk, Emekli Sen Başkanı Cengiz Yavuz, virüsün başladığı günden bu yana en büyük sıkıntıyı yaşayan kesimlerden birinin de emekler olduğunu, hem sağlık hem de ekonomik sorunlarla karşı karşıya kaldığını söyledi. Virüs döneminde en düşük emekli aylığının 1500 liraya yükseltildiğini, ancak hem açlık hem de yoksulluk sınırının çok altında kalan bu parayla geçinilemediğini belirten Yavuz, Virüsün yol açtığı sıkıntıların aşılması için virüs tamamen sona erene kadar her emekli hanesine aylık 2000 lira para ödenmesini istiyoruz. Ayrıca virüs dönemi boyunca elektrik, su ve doğalgazın emekliye ücretsiz verilmesini talep ediyoruz dedi. Bu talepleri için haklı gerekçeler olduğunu belirten Yavuz, mevcut emekli aylıklarıyla ev geçindirmeye imkan yok yaklaşık 6-7 milyon emekli ikinci bir işte çalışıyordu. Virüs sürecinde bütün bu emekliler evlerinden çıkamadıkları için işsiz kaldı dedi. Başkan Cengiz Yavuz hükümetin emeklilerin durumunu anlayıp destek vermek yerine zaten zor durumdaki insanları banka kredilerine yönlendirdiğini de belirtirken virüs döneminde de gelirleri düştüğü için borçlarını ödeyemeyen çok sayıda emeklinin de önümüzdeki dönemde ciddi sıkıntı içinde düşeceğini söyledi. Yavuz, gelecek ay açıklanacak emekli zammının da %5 ile %5,5 civarında göründüğünü, bu zamlar gerçek hayat pahalılığı ile hiçbir alakası olmadığını da ifade etti. Birleşik Emekliler Derneği Başkanı ve Türkiye Kamu Emeklileri Sendikası Başkanı Osman Özdemir, ekonomik sıkıntıya düşen emeklileri mutlaka takviye ödemesi yapılması gerektiğini söyledi. Özdemir, ciddi geçim sıkıntısı yaşayan emeklilerimizin virüs döneminde kısmen rahat atılabilmesi için en az 1000 lira para ödenmeli. 1500 liraya mahkum edilen emeklilerimiz hala 1000 liranın altındaki paralarla geçinmeye çalışan dul ve yetimlerimiz açlık ve yoksullukla karşı karşıya bırakılmamalı dedi. Türkiye Emekli Derneği Başkanı Kazım Ergün ise salgın döneminde işini kaybeden aç kalan milyonlarca insan dururken emeklilere ilave ödeme talep etmeyi doğru bulmadıklarını söyledi. Ergün ülkem zor durumdayken milyonlarca gencimiz boşta gezerken ben nalıncı keseri gibi kendimi yontamam. Virüs nedeniyle milyonlarca insan işinden olmuş. İşinden atılmış, çalıştığı mekan kapanmış. Ben emekler için şunu istiyorum dediğimde vicdansızlık etmiş olurum. Dinimizde emri var. Sen tok, komşun aç, yatıyorsa ümmetten değilsin. Bugün milyonlarca insan işsiz kalmış, evine ekmek götüremiyor. Emekliler olarak işini kaybedeni bırakın, bize para verin demek yakışmaz. Dedi. Emekliler için geçinmek zor kira, gıda, faturalar derken emeklinin maaşı her geçen gün eriyor. Tek emekli maaşıyla geçinmenin zor olduğunu belirten emekliler, bunun mümkün olmadığını söylerken yüksek mühendis emeklisi Ceral Ulaş, geçmiş dönemde aldığımız emekli maaşı krem tazminatı bir daire için bize yetiyordu. Bugün baktığımız zaman bu tam bir hayal. Bu maaşlarla yaşamak bir mucize. Kendi kendimizi kandırıyoruz. Havanda su dövüyoruz dedi. Emekliler için geçinmek zor. Kira, gıda, faturalar derken giderlerini karşılamakta zorlanan emekliler emekli maaşıyla geçinmenin zor olduğunu söylüyor. Tek bir maaşla ev geçindirmenin Türkiye şartlarında imkansız olduğunu söyleyen emekliler açlık sınırının altına maaş aldıklarını ifade etti. Geçmişteki yaşantılarıyla şimdiki yaşamlarını kıyaslayan emekliler nefes almalarını sağlayacak oranda zam bekliyor. Yüksek mühendis emeklisi Celal Ulaş 2150 TL maaş aldığını belirterek bugün emekli bir parlamenterin aldığı maaş 10 ila 12 bin lirayken asgari ücretin 2000 lira olmasının bir sefalet ücreti olarak gördüğünü söyledi. Ulaş, bir kişi bu maaşla evini bakacak, ihtiyacının beslenmesini giderecek, çoluğunu çocuğunu okutacak, bunu konuşmak dahi bizim için son derece üzücü. Geçmiş dönemde aldığımız emekli maaşı, kıdem tazminatı bir daire için bize yetiyordu. Bugün baktığımız zaman tam bir hayal. Bu maaşlarla yaşamak mucize. Kendi kendimizi kandırıyoruz. Havanda su dövüyoruz. Bugün askeri ücretin 3500 lira civarlarında olması lazım ki o zaman vatandaş yürüyebilsin, rahatlasın. Açlık sınırının bile 5000 lira civarı olduğu söylüyor rakamlar. Böyle bir Türkiye'de bu maaşla geçinmek herhalde hayaldir. Babam tır şoförüydü. İki çocuk büyüttü. Tek maaşla ev geçindirdi ve okuyabildik. Bugün bir öğrencinin yurttaki aylık masrafı 750 TL en az. Bunun yemesi içmesi diğer ihtiyaçları yok. Türkiye çok zor şartlarından geçiyor. Emekli maaşlarının da 3500 lira altında olmaması gerekiyor. Asgari ücret tespit komisyonunda bunu gündeme getirmesi gerekiyor diye konuştu. Sena Emirdağ iki çocuk annesi bir emekli. Geçmişte çocukların maddi imkanların yetersizliği nedeniyle okutamadığını ancak şu an kızının hem okuyup hem çalıştığını söyleyen Emirdağ'ı biz yedi kardeştik. Babam bizi zor şartlar altında büyüttü ama okutamadı. O zamanlar bu para pahalılık yoktu. O zamanlar bu kadar pahalılık yoktu belki ama paranın değeri vardı. Ama şimdi 10 kişi de çalışsam maaşlar yetmiyor. Çok az. Eşim emekli olalı 20 sene oldu. Aldığımız para 2300 lira. Bu parayla ne yapabilirsin? Mümkünatı var mı? Arkadaşları görüyorum pazarda çürükleri topluyorlar. E yok ne yapsınlar? Emeklinin durumu belli. %4, %4. Ne yapacağız bu %4 ile? Hayat çok pahalı ifadelerini kullandı. Malulen 1987 yılında emekli olan Sunay Aydın ise 2500 TL maaş alıyor. Evi kira olmadığı için yetiştirebiliyorum diyen Aydın eskiden bir kişi geçindirebiliyordu evi. Çocuğu okuyordu, iyi kötü ihtiyacını karşılıyordu. Şimdi ailenin iki çocuğu olsa, iki kişi çalışsa kesinlikle geçinemiyor dedi. Buraya gelen emeklilerin çoğu almakta olduğu ücretlerle geçinememe sıkıntısı içerisinde," diyen Türkiye Emekliler Derneği Avcılar Şube Başkanı Necdet Kömeçoğlu sözlerini şöyle sürdürdü. "Pazara gidip para bittiğinde yarı yolda kalıyorlar. Almak istediklerini alamıyorlar. Oysa bundan önceki yıllarda istediğimizi alıyorduk. Biz çaresiziz, sesimizi duyurun diyorlar. Bundan 10 yıl önce aldığı ürünü alamayıp pazarlarda bundan 10 yıl önce aldığı ürünü alamayıp pazarda artıkları topluyorlar. Emekli maaşlarının da 3500 lira altında olmaması gerekiyor. Asgari ücret tespit komisyonunun da bunu gündeme getirmesi gerekiyor diye konuştu. Sena Emirdağ iki çocuk annesi bir emekli. Geçmişte çocukların maddi imkanlarının yetersizliği nedeniyle okutamadığını ancak şu an kızının hem okuyup hem çalıştığını söyleyen Emirdağ, ''Biz yedi kardeştik, babam bizi zor şartlar altında büyüttü ama okutamadı.'' O zamanlar bu para pahalılık yoktu. O zamanlar bu kadar pahalılık yoktu belki ama paranın değeri vardı. Ama şimdi 10 kişi de çalışsam maaşlar yetmiyor. Çok az. Eşim emekli olalı 20 sene oldu. Aldığımız para 2300 lira. Bu parayla ne yapabilirsin? Mümkünatı var mı? Arkadaşları görüyorum pazarda çürükleri topluyorlar. E yok ne yapsınlar? Emeklinin durumu belli. %4 %4 ne yapacağız bu %4 ile? Hayat çok pahalı ifadelerini kullandı. Malulen 1987 yılında emekli olan Sunay Aydın ise 2500 TL maaş alıyor. Evi kira olmadığı için yetiştirebiliyorum diyen Aydın eskiden bir kişi geçindirebiliyordu evi. Çocuğu okuyordu iyi kötü ihtiyacını karşılıyordu. Şimdi ailenin iki çocuğu olsa iki kişi çalışsa kesinlikle geçinemiyor dedi. Buraya gelen emeklinin çoğu almakta olduğu ücretlerle geçinememe sıkıntısı içerisinde diyen Türkiye Emekliler Derneği Avcılar Şube Başkanı Necdet Kömeçoğlu Sözlerini şöyle sürdürdü. Pazara gidip para bittiğinde yarı yolda kalıyorlar. Almak istediklerini alamıyorlar. Oysa bundan önceki yıllarda istediğimizi alıyorduk. Biz çaresiziz, sesimizi duyurun diyorlar. Bundan 10 yıl önce aldığı ürünü alamayıp pazarlarda bundan 10 yıl önce aldığı ürünü alamayıp pazarda artıkları topluyorlar.